Merhaba gençler. Daha önceki derslerimizde bağışıklık sistemini bitirdik. Artık üniversite sınavında çıkmış olan sorularımıza da bakabiliriz. Birlikte bağışıklık sistemiyle alakalı çıkmış olan sorularımıza bakalım isterseniz. Birinci sorumuzla başlayalım. 1991 yılı ÖSS sınavında çıkmış olan sorumuz. Bir hastalıkla ilgili olarak bir aşılanmış, iki aşılanmamış, üç hastalığı geçirmiş olan bireylerden hangileri bu hastalığın etkeniyle karşılaştıklarında yeterli miktarda antikor düzeyine hemen ulaşırlar? Antikor düzeyine hemen ulaşılabilmesi için kişinin birincil bağışıklığı geçirmiş olması gerekir. Birincil bağışıklığın geçirilebilmesi için de kişinin ya hastalığı geçirmiş olması lazım ya da aşılanmış olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımızda öncüllerimize 1 ve 3'ün doğru olduğunu, yani D şıkkın doğru olduğunu görebiliriz. Gelelim ikinci sorumuza. İnsanda bağışıklığın kazanılması ile ilgili durumlarının hangilerinde antikor üretimi diğerlerinden daha önce başlar? Yine birinci sorumuza benzer bir soru. Antikor üretiminin hemen başlayabilmesi için birincil bağışıklığın geçirilmiş olması gerekir. Dolayısıyla biz öncüllerimizde birincil bağışıklığın geçirilmesini arayacağız. 1. Suç şeyi geçirmemiş bir kimse suç şeyi virüsünün bulaşması. Bu durumda kişi birincil bağışıklığı geçirecektir. Dolayısıyla doğru değil. Tifo geçirmemiş bir insanın vücudunda tifo etkeni olan mikroorganizmaların öldürülmüş olarak verilmesi diyor bize. Yani aşılamanın yapılması bu durumda birincil bağışıklık yine gerçekleşecektir. Doğru değil bizim için. Difteri aşısı olmuş bir kimseye difteri etkeni olan mikroorganizmaların bulaşması. Bu kişi birincil bağışıklığı daha öncesine geçirmiş. Dolayısıyla tekrar mikroorganizma veriliyor. İkincil bağışıklık gerçekleşecektir. Dolayısıyla da bu durumda antikor üretimi hemen gerçekleşecektir. Dolayısıyla doğru öncülümüz. Boğmaca geçirmiş bir kimseye kızamık virüslerinin bulaşması diyor. Bu durumda da kişi yine birincil bağışıklığı geçirecektir. Bizim için doğru bir ifade değil. Kaba kulak geçirmiş bir kimseye kaba kulak etkeni olan mikroorganizmaların bulaşması. Evet, bu kişi daha öncesinde birincil bağışıklığı geçirmiş. Şu ansa ikincil bağışıklık geçirilecek. Dolayısıyla antikor üretimi hemen gerçekleşecektir. Bu da bizim için doğru bir öncül. Yanıtımız da dolayısıyla 3 ve 5 D şıkkı diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. 2008 yılı ÖSS sınavında çıkmış olan sorumuz. Bir insana uygulamalarından hangilerinin sonucunda o insanın hastalanması beklenir diyor bize. Kişinin hastalanması için birincil bağışıklık durumunda olması lazım. O zaman bakalım. Kızamık aşısı yapıldıktan bir süre sonra kızamık etkeninin verilmesi demiş. Bu kişi aşı olmuş, birincil bağışıklığı geçirmiş. Dolayısıyla mikroorganizmanın tanınma süreci tamamlanmış. Bağışıklık belleği oluşmuş. Bu kişi hasta olmayacaktır. Suç içeği hastalığı geçirmeden suç içeği etkeninin verilmesi. Evet, bu kişi hasta olacaktır arkadaşlar. Çünkü vücudu henüz birincil bağışıklığı geçirmemiş. Bu öncülümüz bizim için doğru bir öncül. Kaba kulak hastalığı geçirdikten sonra kaba kulak etkeninin verilmesi. Yine bu durumda da birincil bağışıklık daha öncesinde geçirildiği için kişi hasta olmayacaktır. Yanıtımız B şıkkı diye ifade edebiliriz. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. 1984 yılı ÖSS sınavına çıkmış. Kuduz bir köpek tarafından ısırılan insana hemen kuduz aşısı yapılmaya başlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Temel amaç kuduz virüsü kuluçka dönemindeyken, yani henüz enfeksiyona başlamadan önce vücuda aşı yapılır. Aşı yapılarak bireyin vücudunda birincil bağışıklığın gerçekleşmesi sağlanır arkadaşlar. Birincil bağışıklık sağlandıktan sonra da kuduz virüsü kuluçkadan çıktığında, yani enfeksiyona başladığında lenfositler kuduz virüsünü tanıdıkları için birincil bağışıklığı tamamlandığından dolayı hızlı bir şekilde antikor üretimi gerçekleşecek ve etken, kuduz etkeni ortadan kaldırılacaktır. Evet, şıklarımıza bakalım. Kuduz mikrobunun kuluçka süresini uzatmak. B şıkkı vücuda kuduz mikrobunu öldürecek maddeler vermek. C vücudun kendini koruyucu maddeler hazırlamasını sağlamak. Evet, temel amaç az önce de belirttik biliyorsunuz. Mikroorganizmanın tanınmasını sağlamakta, aşılamaktaki amaç birincil bağışıklığın gerçekleşmesini sağlamaktı. Dolayısıyla da aşının yapılma sebebi vücutta birincil bağışıklığın gerçekleşmesini sağlayarak antikor ürettirmek
Yani yanıtımız C şıkkı. Yani buradaki koruyucu maddelerden kastı antikorların üretilmesi arkadaşlar. Gelelim 2002 ÖSS sınavına çıkmış olan sorumuza. Bir bireye belli bir hastalığa karşı direnç kazandırmak için iki ayrı zamanda aşı yapılarak bu hastalıkla ilgili antijen verilmiştir. Aşağıdaki grafik bu bireyin kanında bulunan antikor miktarının antijenin birinci ve ikinci kez uygulanmasına bağlı olarak değişimini göstermektedir diyor bize. Kişi birinci yıl bağışıklığı ve ikinci yıl bağışıklığı geçirmiş. Bu grafiğe dayanarak aşağıdaki yargılarına hangisine varılamaz diyor bize. Evet. A şıkkına baktığımızda antijenin ikinci kez uygulanmasında vücuda verilen antijen miktarı daha fazladır diyor. Böyle bir yargıya varamayız. İkinci durumdayken antikor miktarının daha fazla olmasının sebebi birinci yıl bağışıklığın daha öncesinde geçirilmiş olmasıdır. Sadece bunu söyleyebiliriz. Yanıtımız A şıkkı arkadaşlar. Evet, altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi antikorların özelliklerinden biri değildir diyor bize. A şıkkına baktığımızda antijenleri fagosite etme demiş. Antijenleri fagosite etme diye bir antikorların görevi yoktur. Antikorlar genellikle antijenlere bağlanarak onların çökelmesine neden olurlar. Fagositoz yapan hücrelerimiz bizim nötrofiller ve makrofajlar biliyorsunuz. Dolayısıyla yanıtımız A şıkkı arkadaşlar. Evet, yine 2012 LYS sınavına çıkmış olan bir sorumuz. Aşağıdaki grafik bir hastalık etkinliğini ilk kez ve yıllar sonra ikinci kez karşılaşan bir insanın kanındaki antikor değişimini göstermektedir. Aşağıdaki hücre gruplarından hangisinin bağışıklık belleği oluşturması grafikteki gibi ikinci yıl bağışıklık cevabının oluşmasını sağlar diyor arkadaşlar. Evet, bağışıklık belleğinin oluşması. Dolayısıyla birinci yıl bağışıklığın sağlanması tamamen neyle alakalıydı? Lenfositlerle alakalıydı. Dolayısıyla E şıkkına baktığımızda lenfositi görebiliyoruz. B lenfositleri demiş bize. Yanıtımız E şıkkı arkadaşlar. Unutmayalım lütfen. Özgür bağışıklık lenfositlerle sağlanır. Bunu asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet, gelelim 2014 LYS sınavına çıkmış olan sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri vücudun yaptığı özgül savunma çeşitlerinden değildir? Özgül savunma, savunmanın üçüncü hattı biliyorsunuz. Ve lenfositlerle sağlanan savunma. Biz burada savunmanın birinci ve ikinci hatlarını arayacağız. IgM ile yapılan savunma, yani immunoglobulin M ile yapılan savunma. Bu bir antikor çeşidi arkadaşlar. Antikorlarla yapılan savunma, savunmanın üçüncü hattı ile alakalı, yani lenfositlerle alakalı. Dolayısıyla özgür bir savunmadır. Pathojenlerin fagositozu, fagositoz savunmanın ikinci hattı. Yani nötrofil ve makrofajlarla ilişkili. Dolayısıyla özgür değil. Göz içindeki lizozim ile yapılan savunma, bu da savunmanın birinci hattı ile alakalı. Yani özgür değil. Ve dördüncü öncülümüze bakalım. T lenfositlerle yapılan savunma, bu da özgür savunma biliyorsunuz. Savunmanın üçüncü hattı. Dolayısıyla yanıtımız özgül olmayanı sorduğu için D şıkkı diye ifade edebiliriz. Gelelim 2015 LYS sınavında çıkmış olan sorumuza bakmaya. Yukarıdaki şemada 1, 2, 3 olarak gösterilen bağışıklık kazanma yolları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor bize. Evet, 1 ve 2'de doğal kazanılmış aktif bağışıklık ve yapay kazanılmış aktif bağışıklık ifade edilmiş. Doğal kazanılmış aktif bağışıklık hastalığın geçirilmesiyle diye söylemiştim sizlere. Yapay kazanılmış aktif bağışıklıksa aşılamayla gerçekleşiyor biliyorsunuz. Unutmayalım arkadaşlar, aktif bağışıklık iki şekilde gerçekleşir. Ya hastalığın geçirilmesi ya da aşılama. Hastalığın geçirilmesi doğal aktif bağışıklık, aşılama ise yapay aktif bağışıklık diye ifade edebiliriz. Üçüncü öncülümüz ise pasif bağışıklık tarafında bulunuyor ve yapay pasif bağışıklık diye söylenmiş. Bu da serum olmalı arkadaşlar. Peki hocam, doğal pasif bağışıklık olsaydı ne olurdu? O zaman da şunu söyleyebilirim ki örnek olarak anneden bebeğe emzirme ile antikorların geçmesi. Örneğin doğal bir pasif bağışıklık sağlayacaktır. Burada yapayı sorulduğu için serum diyoruz. Yanıtımıza da baktığımız zaman arkadaşlar C şıkkında görebiliriz. Evet, 2016 yılı LYS sınav sorusu ve son sorumuz arkadaşlar.
Bir kasabada 1940 yılında meydana gelen kızamık salgınından 50 yıl sonra bir kızamık salgını daha meydana gelmiştir. Birinci salgında hastalığı geçirip hala yaşayanlar M ve aşılanmış kişiler N. İkinci salgında hastalığı yakalanmamışlardır. Buna göre M ve N gruplarının ikinci salgına karşı gösterdiği bağışıklıkları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci grup yani M grubu hastalığı geçirmiş olanlar. İkinci grup N grubu ise aşılanmış olanlar. Dolayısıyla bu durum aktif bağışıklıktır arkadaşlar. Ve yine şunu söylemek istiyorum. Hastalığın geçirilmesi doğal aktif bağışıklık, aşılanma ise yapay aktif bağışıklık sağlayacaktır diye ifade edebilirim. Yanıtımız A şıkkı. Evet, bu dersimizde bağışıklık sistemi ile alakalı çıkmış olan üniversite sınav sorularına baktık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.